Bu dersimizde bir blok adresi alacağız. Yani bir blok hesabı açacağız. Blok hesabımız, direkt açtığımız andan itibaren birkaç dakika içerisinde dünyanın her tarafından ulaşılabilecek şekilde internette yayın yapacak halde hizmeti alabilirsiniz. Öncelikle alacağımız hizmet wordpress.com adresinden rahatlıkla bu hizmeti alabiliriz. wordpress.com adresine direkt adres çubuğuna yazdıktan sonra Enter'a basıp ekranda gördüğünüz bölüme gelebiliriz. Bu bölüm içerisinden eğer daha önceden hesap almışsak ekrandaki seçtiğim e-mail veya username, password olanına giriş yaparak mevcut hesabınızı yönetebilirsiniz. Yeni bir hesap açacaksak ki biz şu anda yeni bir hesap açacağız. Get started butonuna, turuncu olan butona kliklememiz yeterli olacaktır. Bu butona klikleyelim. Karşımıza e-mail'de olduğu gibi bir form alanı gelecek. Bu form alanını doldurmamız gerekecek. Öncelikle e-mail adresimiz. Bu e-mail adresimizi doğru girmemiz gerekecek. Çünkü e-mail adresinden onay isteme ihtimali yüksek. Şu anda onay isteyip istemediğini bilmiyoruz. E-mail adresimizi aldık. Username ve password. Kendisi varsayılan olarak bir e-mail kullanıcı adı oluşturdu. Biz kullanıcı adını siz kendinize göre mutlaka değiştirmeniz gerekecek. Ben şu anda değiştirmiyorum. Ve bir şifre giriyorum. Şifreyi gördüğünüz gibi girdiğim andan itibaren şifre ayrıntılı olarak görünebiliyor. Buradan şu bir hide bölümünden kliklediğinizde artık noktalı şekilde rahatlıkla görebilirsiniz. Biz şifremizi hide yapıp nokta nokta şeklinde görmemiz çok doğru bir davranış olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra blok adresimizi hemen ekranda görebiliyoruz. Ersin Şengül blok nokta wordpress.com dedikten sonra her yerden bu adrese rahatlıkla giriş yapılabilir. Ben blok siliyorum ve alt çizgi yapıyorum. Bu adresi yani Ersin alt çizgi Şengül nokta wordpress.com adresini kesinlikle kimsenin kullanmaması gerekiyor ki alt çizgi kullanmadığımızı bu bölüm içerisinden hemen bize söylüyor. Şu an itibarıyla bu adresin de daha önceden başkası tarafından alındığını söylüyor. Ben 2013 olarak tekrar bildiriyorum. Ve gördüğünüz gibi üst bölümde onay işareti veriyor. Ve şu an itibarıyla Ersin Sengul 2013 nokta wordpress.com adresi sizin blok adresiniz olacak. Yani bizim blok adresimiz olacak. Hemen alt bölüme geldikten sonra burada ücretli bir versiyonu da var. Biz ücretli bir versiyon almayacağız. Create blog dediğimiz andan itibaren yani free yazısının hemen altındakine kliklediğimize özellikle dikkat etmemiz gerekecek. Create blog dediğimiz andan itibaren gerekli olan blog yazımızı yapacak ve bize bir e-mail gönderdiğimizi bu e-maile gelen maile cevap vermemiz gerektiğini ve bunun bir 30 dakika içerisinde olması gerektiğini bize söylüyor. Biz hemen e-mailimize girip bu e-maile cevabımızı verelim. Bu sebeple bu cevabı verebilmek için mutlaka e-mail adresinizin doğru bir adresi olması lazım. Eğer yanlış bir adres vermişseniz artık bu hesap aktif olmayacak. E-mailimizin gelmesi biraz uzun sürebilir. Şu ana kadar e-mailimiz gelmedi. Ben daha önceki oluşturduğum hesabımla giriş yaparak işlemi yapıyorum. Login butonuna kliklemeniz yeni bir giriş için yani aktifleştirdiğiniz e-mailinizle birlikte hesabınızı artık kullanmaya başlayabilirsiniz. İsterseniz kayıtta kullandığınız e-mail adresini veya kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. Ben kullanıcı adımı yazıyorum ve şifremi giriyorum. Login dedikten sonra bekliyorum. Şu anda giriş yapmasını bekliyorum. Şu anda hesabımıza giriş yaptı ve bu hesabımızın üzerinden artık direkt olarak yazılarımızı yazmaya başlayabiliriz. Yeni bir sayfa açıyorum. Eğer herhangi bir arkadaşımıza WordPress blogumuzu yani blogumuzun adresini vermeye çalıştığımızda Ersin Şengül biraz önce Ersin Şengül 2013 olarak açmıştık. Ersin Şengül nokta wordpress.com dedikten sonra artık gördüğünüz gibi blogumuza girebiliyoruz ve sizin de bir blogunuz artık bulunuyor.